Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mekanik enerji ve enerjinin korunumu konusunda böyle bir hatırlatmalar yapacağız. Biraz böyle sorular çözeceğiz. Daha önceden hatırlarsınız zaten bir önceki videomuzda ne yapmıştık sizlerle? İş, güç, enerji yapmıştık. Orada tanımlarını vermiştik zaten bunların. Burada da onların korunumlarından bahsedeceğiz. O yüzden biraz daha böyle soru üzerinden gideceğiz diyebilirim. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan bir bakalım konu anlatımlı soru bankamızdan. Sevgili arkadaşlar nereye geliyormuş? Hemen şuradan bulayım buldum. Mekanik enerji kısmında arkadaşlar 122. sayfadan başlıyordu. 134. sayfaya kadar sorumlusunuz. Zaten şu kısımla alakalı olan sorulara bir önceki videomuzda değinmiştik. Burada bunların korunumlarına bakacağız. Yani daha çok 130. sayfa civarında böyle odaklanacağız. Hemen bir açayım o tarafları. Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri diye arkadaşlar öncesinde kısa bir özetimiz var ve bu özetten sonra buradaki özetten yola çıkarak çözebileceğiniz sorularımız var. Takıldığın yer mi oldu? Tats yanında hemen karekodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenler tarafından çözülmüş videolu çözümlere ulaşıyorsun. Nereye kadar sorumlusunuz diyelim? Canlardaki enerjiye de bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Verim kavramına bakmayın. Yani 136. sayfaya kadar olan sorulara bakınız. Ama bu sorular bize yetmez diyorsanız Dinamo soru bankamız emrinize amade sevgili arkadaşlar. Buradan da bakalım. Neredeymiş? Mekanik enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri, hareket, kuvvet, iş, enerji. Evet, mekanik enerji şurada bir önceki videomuzdan bahsetmiştik. Enerjinin korunum ve enerjinin dönüşümleri 146 numaralı sayfadan başlıyormuş sevgili arkadaşlar. Nerede 146 hemen bulayım. 146. Bu kitabımız nasıldı? Öncesinde arkadaşlar bir tane çözümlü örneğimiz mevcuttu ve bu çözümlü örnekteki çözüm yoluna bakarak çözebileceğimiz dörder adet sorularımız vardı. Takılmayın yer mi oldu? Yapamadın mı? Tat burada da yanında. Nerede? Burada. Heh. Okuttum karekodu kodu ve Yine videolu çözümlere ulaştım. Öğrenmeden geçmiyoruz sevgili arkadaşlar. Ne göreceğiz bugün? Enerji korunumundan bahsedeceğiz. Biraz da enerji dönüşümü diyeceğiz ve bugünü bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde içeriğimize başlayalım. Sevgi sevgili arkadaşlar mekanik enerji nedir ile başlıyoruz. Mekanik enerji kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji diyormuşuz. Neydi kinetik enerji? İşte öteleme kinetik enerjisinden bahsediyoruz. 1 bölü 2 mv kare diyorduk. Bir de potansiyel enerjilerimiz vardı. Onlarda mgh olabiliyordu veyahut da ne olabiliyordu? 1 bölü 2 kx kare olabiliyordu. İkisinin toplamına biz mekanik enerji diyecekmişiz. Kinetik ve potansiyelin toplamına. Hatırlatalım mı hemen? Neydi kinetik enerji dersek? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare potansiyel enerji dersek bu konum potansiyel enerjisi tabii ki neydi? m çarpı g çarpı h şeklindeydi. Bir tane daha potansiyel enerjimiz vardı. Esneklik potansiyel enerjisiydi. Onu da şöyle yazalım. Esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare şeklindeydi. Yani biz mekanik enerjiden bahsederken ne diyeceğiz? Potansiyel artı kinetik diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve eğer sistemimizde herhangi bir şekilde sürtünme kuvveti yoksa mekanik enerji korunacak. Eğer sürtünme kuvveti varsa o zaman ne olacağını tahmin etmişsinizdir. Mekanik enerjiyi koruyamayacağız. Enerjimizde azalmalar meydana gelecek. Hemen bir sorumuz. Yer düzleminden 20 metre yükseklikteki 5 kilogram kütleli K cisminin potansiyel enerjisi PEK 4 metre yükseklikteki 12 kilogram kütleli L cisminin potansiyel enerjisi de PEL'dir. Buna göre PEK ve PEL arasındaki ilişki nedir demiş. Yani hangisi büyük hangisi küçük bunu bulmamız lazım. Bulmak için de ne yapacağız? Hesap yapacağız tabii ki. Potansiyel enerji K dedim. Formülümüzü hatırlatalım. Formülümüzün genel hali M çarpı G çarpı H şeklindeydi. K'nın potansiyel enerjisi için... K'nın kütlesini ne vermiş ona? 5 kilogram demiş. Yazdım buraya 5. Yer çekimi yemesinin değeri 10 idi. 10 Newton bölü kilogram. Bütün sorularda 9. sınıf 10, 11, 12. sınıf boyunca ne görecektik? G hep 10 alacaktık sevgili arkadaşlar. Ve bir de bize ne lazım burada? K cisminin yerden yüksekliği lazım. O da 20 metre yükseklikteymiş. Onu da yazdım buraya. 5 çarpı 10 50. 50 çarpı 2'den ne yaptı? 20'den tabii ki 1000 jüllük bir enerjisi varmış K cismimizin. Bir de L'ninkini hesaplamamız lazım. Potansiyel enerji L dedim hemen buraya. Potansiyel enerji L. Kütlesi 12 kilogram. Yer çekimi ivmemiz 10. Çarpı yerden yüksekliğimizde 4 metre olarak verilmiş. 12 çarpı 4'ten 48. 480 jüldü arkadaşlar. Bunun enerjisi varmış. O zaman ben diyebilirim ki K'nın potansiyel enerjisi büyüktür. L'nin potansiyel enerjisinden. Çünkü biri 1000 Jül, diğeri ise 480 Jül. Böyle hafif hafif ısındırmaya çalışıyoruz ve hız kesmeden devam ediyoruz. Demiş ki buna göre hangilerinde mekanik enerjisi artmaktadır? Yani sistemlerde potansiyel enerji veyahut da kinetik enerjinin artması gerekiyormuş. Hangilerinde varmış bakalım bu. Bitiş çizgisine yaklaştıkça hızlanan bir koşucu. Hızlandı arkadaşlar. Ne oldu? Kinetik enerjisi arttı bunun. Kinetik enerjisi arttığı için burada artmakta olduğu için bunu alırım. 2. Sabit hızla dedi. Hmm, kinetik enerji değişmedi ama yükselen bir uçak dedi. Yükselme var. Yükseldiğine göre ne oldu? Potansiyel enerjisi arttı. Şöyle yazalım. Kinetik enerji sabit ancak potansiyel enerji arttı. Dolayısıyla mekanik enerjim arttı diyebilirim. Sabit hızla dedi. Yine kinetik enerji sabit, kinetik enerji sabit dedim şöyle. Merdivenleri çıkan bir insan, çıkmak, yükselmek yani potansiyel enerjim arttı. Dolayısıyla burada da yine mekanik enerjinin arttığını söylerim. Balkondan aşağı düşen top, hmm, aşağı düşerken ne oluyor arkadaşlar? Kinetik enerjisi artıyor. Ancak potansiyel enerjisi azalıyor. Niye? Yüksekliği azaldı. Kinetikteki artış potansiyeldeki azalış kadar hava sürtünmesi de yoksa eğer burada mekanik enerji korunacak. Dolayısıyla arkadaşlar artmakta olanı sorduğu için burayı alamadık. Masanın üzerinde duran bir lamba hareket yok. Durmaya devam ediyor. Yükseklik değişmedi. Bunun da yine mekanik enerjisi artmıyor. Sabit kalıyor. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Mekanik enerji için şöyle bir tanımımız var. Aslında mekanik enerjinin değil de enerji için şöyle bir tanımımız var. Enerji yoktan var, vardan da yok olmaz. Yani enerjiyi yok edemezsiniz, yok olan bir enerji de var edemezsiniz. Ancak var olan enerjileri başka türlere dönüştürebilirsiniz. Mesela işte az önceki şeydeki gibi bir tane topum var. Ben bunu serbest bıraktım. İlk hızım sıfır olsun. Belli bir yükseklikten aşağı kadar düşecek ve yer düzlemine çarpacak diyelim. Yer düzlemine çarparken ne oluyor? Zaman içerisinde kinetik enerjisi artıyor ama potansiyel enerjisi azalıyor. Enerjiyi yoktan mı var ettim ben? Yok. Var olan enerjiyi de etmedim. Ne yaptı? Potansiyel vardı kinetiğe dönüştü. Veya bir eğik düzlem verebilirim şöyle. Eğik düzlemin alt ucundan diyelim ki ben topa bir F kuvveti uyguladım ve top üzerine iş yaptım. Top geldi 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 buraya çıktı. Yaptığım iş enerjiye dönüştü ve sonra ne olacak? Geri yuvarlanacak potansiyel kazanıyor sonra kinetik kazanıyor. Yani sistemde arkadaşlar potansiyel enerji kinetiğe kinetik enerji de potansiyele dönüşebilir. Enerji yoktan var olmaz vardan yok olmaz sadece ne olacak dönüşecek. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi korunur buna ne diyoruz enerjinin enerjinin korunumu yasası diyoruz sevgili arkadaşlar enerjinin korunumu yasası. Devam ediyoruz. Enerji dönüşümü neymiş? Bir enerji türü başka bir enerji türüne dönüşebilir. Az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi tabii gündelik hayatta daha pek çok farklı farklı sistemler mevcut. Mesela pillerdeki kimyasal enerji demişiz. Pillerdeki kimyasal enerji ne oluyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Elektrik enerjisini biz işte cep telefonunu şarj etmek için kullanabiliriz. Veya cep telefonumuzu şarj etmişizdir. Oyun oynamak için kullanabiliriz. Ama tatillerde normal hayatta kullanmayın. Çünkü ders çalışın ders. Sonra ne olabilir? Yaz olmuştur. Çok böyle sıcaklamışızdır. Onu bir pervaneye, bir vantilatöre bağlarım. Vantilatörün dönmesi sayesinde hareket enerjisine dönüştürebilirim. Gibi gibi enerjilerin dönüşümleri çeşitlendirilebilir. Barajlardaki suyun potansiyel enerjisi. Ne oluyor? Baraj kapaklarını kapattım, suyu hapsettim ve orada ben bir potansiyel enerji birikmesine sebep oldum. Sonra kapakları açıyorum. Açtığım zaman su aşağı doğru boşalıyor ve kinetik enerjisi artmış oluyor. Kinetik enerji daha sonra türbinlere çarpıyor, türbinleri döndürüyor. Dönme enerjisi, dönme kinetik enerjisi. Bunu da 12. sınıfta göreceksiniz sonrasında ne oluyor İşte dönme kinetik enerjisinden de elektrik enerjisi elde ediyorum ve o elektrik enerjisini taşıyorum evlerinde işte soba için kullanıyorum kettle'a su koyuyorum başka vantilatör klima ne aklınıza geliyorsa evde elektrikle çalışan ne aklınıza geliyorsa o tür enerjilere ne yapabiliyorum dönüştürebiliyorum rüzgar enerjisi ya da güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaktadır demiş burası tabii elektrik enerjisinin taşınması kolay olduğu için hepsinde o tarafa doğru bir yol var arkadaşlar Elektrikli cihazlarda elektrik enerjisi nelere dönüşebiliyormuş? Isıya, ışığa veyahut da sese dönüşebiliyormuş sevgili arkadaşlar. Tabi buradaki örnekler de arttırılabilir. Devam ediyoruz. Mesela burada bir örnek vermiş. Barajda ben potansiyel enerjiyi tutmuşum. Burada suyu biriktirmişim. Dolayısıyla suyun potansiyel enerjisi artmış. Daha sonra baraj kapaklarını açmışım. Aşağı doğru indiği için ne yapmış? kinetik enerjiye dönüşmüş. Bu kinetik enerji barajdaki türbinlere çarpıyor. Bunun alt kısmında türbinler oluyor böyle. O türbinler dönüyor. Dönme kinetik enerjisine dönüşüyor ve o enerji de neye dönüşüyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Elektrik enerjisine dönüştürdüm ben santralde ürettim. İşte yüksek gerilim hatları vasıtasıyla taşıdım. Sonra trafo merkezine getirdim. Oradan da evlere dağıttım. Evde bu hanım abla ne yapmış? Fırına takmış bunu. O güzel. Fırında ne pişirmiş? Herhalde orada bir tavuk mu var? Bir şey var orada ya. Bir şey pişirmiş. Ne yapmış yani arkadaşlar? Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmüş. Bir de böyle yeni nesil fırınların içerisinde pervane koyuyorlar ki ısı her tarafa eşit dağılsın diye. Pervane de dönüyorsa ne olacak? Artı bir de kinetik enerjiye dönüştüğünü söyleyebilirim. Altta yazıyor zaten. Bakınız potansiyel enerji önce su. Sonra suyu saldım kinetik enerjiye dönüştü. Kinetik enerjiden ben elektrik enerjisi elde ettim. Elektrik enerjisini dağıttım şebekeye. Şebekeden aldım. Evimde fırını kullandım. Fırında ısıya pervanesinde de kinetik enerjiye dönüştü diyebiliyoruz. Dediğim gibi buradan bir sürü arkadaşlar dönüşüm sorusu karşınıza çıkabilir. Günlük hayatta veyahut da görmediğiniz şeylerden de oluşabilir. Şimdi iki farklı durum var. Sürtünmeli yüzeyde iş nasıl oluyor? Sürtünmesiz yüzeyde iş nasıl oluyor? Bir önceki videomuzda yapmıştık bunu. Sürtünme varsa sürtünme kuvvetinin yaptığı işi ayrıyetten bir daha hesaplıyorduk. Burada hem onu bir hatırlatalım istedik. Hem de dönüşümlerde bunu nasıl kullanacağız? O da lazım olabilir bize sorularda haberiniz olsun. Eğer sürtünme yoksa sistemimde ne diyeceğim? Omega eşittir. Ben hep omega diyordum. Evet yine dedim. Omega eşittir. F çarpı delta x diye. Kuvvetim 25 newtonmuş. 25 newton uygulamışım ve bunu 4 metre boyunca uygulamışım. Dolayısıyla benim burada yapmış olduğum iş sevgili arkadaşlar 100 jül olur. Yani kuvvetin yaptığı iş 100 jül. Ancak eğer sürtünme varsa bir kuvvetin yaptığı iş olacak. F çarpı delta x'ten. Bir de sürtünme kuvvetinin yaptığı iş olacak. Eksi F sürtünme çarpı delta x'ten. Kuvvetin yaptığı iş 25 çarpı 4'ten 100 olarak bulmuştuk az önce. Bir de sürtünme kuvvetinin yaptığı iş vardı ki bu hareket yönüne ters olduğu için neydi? Negatif diyorduk biz buraya. Sürtünme kuvveti 2 newton verilmiş. 2 çarpı 4'ten 8 jüllük bir enerji azalmasına sebep olacakmış. Eksiği koydum. O halde net işim ne oldu arkadaşlar ikinci sistemde? 100 eksi 8'den 92 jüllük bir enerji oldu. Yani ne oldu? yaptığım iş enerjiye dönüştü ama tamamı değil. Bir kısmı sürtünmeden dolayı ısıya dönüştü. Şunun içine ısı diye yazdım. Bu yüzden diyoruz ki biz sürtünme olmadığı durumlarda mekanik enerji korunur ama sürtünme varsa mekanik enerji korunamıyor. Bir kısmı ısıya dönüşüyor diyoruz sevgili arkadaşlar ve devam ediyoruz. Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında durmakta olan X cismine 70 Newton büyüklüğündeki yatay bir kuvvet şekil 1'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin kinetik enerjisinin yola bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibi olmaktadır. Buna göre sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç J'dur demiş. Sevgili arkadaşlar şurada şunu unutmuşuz. Hemen onu ekleyiverelim. 10 metre boyunca uyguladığımda 500 jule ulaşıyormuş benim yapmış olduğum iş. Burada böyle düz bir çizginin olması lazım. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjiyi nasıl bulacağım? Şimdi iki tane veri var elimde. Bir tanesinde yapılan işi hesaplarım. Diğerinde de enerjiyle karşılaştırırım. Normalde eğer sürtünme yoksa yapılan işin enerjiye dönüşmesi lazımdı. Ben ne kadarlık iş yaptım? Önce bir onu hesaplayayım. Omega eşittir. F çarpı delta x dedim. Ne kadarmış kuvvetim? 70 Newton. K arası ne kadarmış? Bunu Nereden okuyacağım? Grafiğimden okuyacağım. 10 metre yol aldırmış benim kuvvetim. 10 metre yol aldırdığımda 700 jüllük iş yapmayı planlamışım ben. Ama o ne olmuş sevgili arkadaşlar? 500 jül olmuş. O halde omega net için ne diyordum? Kuvvetin yaptığı iş eksi omega ısı şeklindeydi. Artı da bu sürtünme kuvvetinin yönü ters olduğu için eksi geliyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Net işim 500'müş. Benim yaptığım iş 700'müş. Eksi omega ısı dedim buraya. Bunu bu tarafa atarsam omega ısı ne çıktı sevgili arkadaşlar? 700'den de 500'ü çıkartırsam 200 jüllük bir iş negatif olarak bana etkimiş. Bana ısıya dönüşen enerjiyi soruyordu. Onu da böylelikle bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Ne yaptık burada? Kuvvetin yapması gereken işi bulduk. Bir de grafik verisinden 500 J'le denk geldiğini bulduk netişin. Aradaki fark ısıya dönüşen enerji oluyor sevgili arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Demiş ki salıncakta sallanırken A ve B noktalarından geçen bir çocuğun bu noktalardaki kinetik enerjileri sırasıyla A ve KEB demiş. Potansiyel enerjileri de A ve B'dir. Buna göre kinetik ve potansiyel enerjisindeki ilişki arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Sürtünmelerde ihmal edilecekmiş. Şimdi A noktasındayken arkadaşlar yerden 3 h kadar yükseklikte yani ben A noktasındaki potansiyel enerji için şöyle bir şey yazabilirim çocuğun kütlesine M dersem. M çarpı G çarpı 3 aş. B noktasındaki yerden yüksekliği için de hemen onu da şöyle yazalım. P e, B dedim. Ona da kütlem M, yer çekimimesi G ama yerden yüksekliğim H oldu. Yani ben ne yapmışım? Yüksekliğimi azaltmışım. O halde sevgili arkadaşlar bu iki veriye bakarak P, E, A'nın P, E, B'den daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani A noktasındaki potansiyel enerjim daha büyük. E ne oldu? A noktasındaki potansiyel enerji büyüktü de ne oldu? Nereye gitti yani potansiyel enerji? kinetik enerjiye dönüşecek sevgili arkadaşlar. Aradaki fark kinetik enerjiye dönüşecek. A noktasındaki kinetik enerjisi hakkında şu anda fikir sahibi değilim. Hızı bilmiyorum ama kesinlikle bu ikisi arasındaki fark kinetik enerjiye dönüşecek. Şöyle yazalım. Fark kinetik enerjiye dönüşür. Dolayısıyla B noktasına geldiği zamanki kinetik enerjisi kesinlikle A noktası kinetik enerjisinden ne olacak? Büyük olacak. K, E, B dedim. Büyük olması lazım. K, E, A'dan. Çünkü aradaki fark ne oldu? Kaybolmadı. Sürtünmeler ihmal edildi. Dolayısıyla ne oldu sevgili arkadaşlar burada? Mekanik enerjiyi korudum. Başlangıçtaki potansiyel enerjin büyüktü sonra küçüldü demek ki aradaki fark kinetik enerjiye dönüştü diyorum. Bundan dolayı da B noktasındaki kinetik enerjinin A noktasındaki kinetik enerjiden daha büyük olduğunu söylüyorum. Ve bir diğer sorumla karşınızdayım. En kütleli cisim sürtünmesiz sisteme X noktasından serbest bırakıldığında yayda depolanan enerji E oluyor. Şimdi sürtünmeler ihmal edilecektir diye de yazmış ya bana. O zaman ben ne düşüneceğim arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. Mekanik enerjiye ne yapacak? korunacak. Bu ne demek? Bunu şöyle açabiliriz yani. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı arkadaşlar sabit. Biz buradan bunu anlamamız lazım. Buna göre demiş yargılarından hangileri doğrudur? M kütlesi arttırılırsa azalır hangisi? M kütlesi arttırılırsa azalır hem enerjiden bahsediyor. He, şöyle diyebiliriz o zaman başlangıçta benim sahip olduğum bir tane enerjim var. Bakın bu adam serbest bırakılmış. Yani kinetik enerjisi yok başlangıçta sadece potansiyel enerjisi var. O halde şöyle yazayım mı? E mekanikin ilk hali eşit olmalı. E mekanikin son hali. İlk başta sadece potansiyel enerjim var. Yani M çarpı G çarpı H'im var. Son durumda neyim var? ben bu yayı sıkıştırıyormuşum. Yayda defolanan esneklik potansiyel enerjisine dönüşüyormuş bu. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare dedim. Soruların genel hattında da bunu kullanmanız lazım. Pek çok soru kalıbında ÖSYM'nin de kullandığı bu çıkıyor sevgili arkadaşlar. Özellikle 11. sınıfa geçtiğinizde eğer sayısalı seçerseniz bu e mekanik ilk e mekanik son muhabbetini çok çok kullanacaksınız. O yüzden çok çok iyi bir şekilde öğrenmeniz lazım. MGH'ı 1 bölü 2 kx kareye dönüşmesi lazım. Diyor ki M kütlesi arttırılırsa azalır. Ya M kütlesi arttırırsam ben potansiyel enerjiyi arttırmış olacağım. Dolayısıyla yayı daha fazla sıkıştırırım. Denklemin sol tarafı büyüdüğü için sağ tarafı da büyür. Dolayısıyla m kütlesi arttırılırsa azalır ifadesi ne oldu? Yanlış oldu sevgili arkadaşlar. H yüksekte arttırılırsa E artar. Neden? Denklemin sol tarafındaki şunu arttırıyorum. Denklemin sol tarafı büyüdü. O zaman sağ tarafın da büyümesi lazım. Yayı daha fazla sıkıştırıyorum. Dolayısıyla A'ya artar ifadesi buradan doğru oldu. Ve son olarak G ye yer çekim arttırılırsa E azalır demiş. Bakın yine denklemin sol tarafını büyüttüm ben. Dolayısıyla büyüttüğüm için buranın da büyümesi lazımdı. Azalır demiş. Bu da olmadı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız buradası için yalnız 2 oluyor ve geçiyorum diğer bir soruya. Güllecinin güllesini duruş açısını değiştirmeden daha yükseğe gönderebilmesi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Bu adam ne yapıyor? Burada bir kuvvet uyguluyor. Hatta şurada bir kuvvet uyguluyor buna. Şöyle F kuvveti uyguluyor ve bu cisim üzerine gülle üzerine iş yapıyor. Benim bu işi şöyle yazayım. Omega eşittir F çarpı delta x diye. Burada kısa bir etkileşim süresinde fırlatıyorum ya. Oradaki işim, fırlatma işim tabii buna bir hız kazandıracak. Yani neye dönüştüreceğim ben burada yaptığım işi? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kareye dönüştüreceğim. Ve bu 1 bölü 2 m v karede top böyle yani gülle yukarı doğru çıktıkça ne olacak? Potansiyel enerjiye dönüşecek. Yavaş yavaş kinetik enerjisi azalacak yani. Bana ne diyordu? Daha yükseğe diyor açıyı değiştirmeden daha yükseğe ya açıyı değiştirmezsem ben yani böyle fırlatıyorum yani şöyle yapmazsam eğer bu öyleyken daha yükseğe nasıl çıkar? Benim burada 1 bölü 2 mv kareyi arttırmam lazım ki potansiyel enerjisi artabilsin. Niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Güllecinin gülle üzerine yaptığı iş. Yaptığım iş zaten kinetik enerjiye dönüşüyordu. Dolayısıyla buna bağlıdır. Hava direnci eğer hava direnci olmasaydı ya da daha küçük olsaydı sürtünmeden dolayı ısıya dönüşüm azalacak ve potansiyel enerji artacaktı. Bu da olur. Üçüncüsü güllenin Kütlesi demiş sevgili arkadaşlar. Bakınız burada ne var? 1 bölü 2 m v kare neye dönüşecek dedim ben? Potansiyel enerjiye dönüşecek dedim. O zaman bir yazalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare eşittir m çarpı g çarpı h diyelim. Hop hop. Gitti kütleler. Yani ne anladım ben buradan? Demek ki kütleye bağlı değilmiş bu değişken. Benim enerjime bağlıymış. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. Bakın ikinciye dikkat. Hava direnci şurada. Heh, ikinciye dikkat. Hava direnci daha küçük olsaydı sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji azalacaktı. Bundan dolayı da potansiyel enerjim artacaktı. Aman diyeyim yorum yaparken göz önüne alın bunları. Bir diğer sorumuz şekildeki 4 kilogram kütleli cisim ile yatay zemin arasındaki sürtünme kuvveti 5 newtondur. Güzel. Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz hocanız yerinde olsaydım? Burada size bunun kütlesini verirdim. Sürtünme kuvvetini de size buldurturdum. Sınavda yapardım bunu. Çünkü öğretmenler sever böyle şeyler yapmayı. Haberiniz olsun şuraya şöyle bir yıldız atayım. Sınav döneminde video çekerken bu tarz bir soruyla da yine karşınıza çıkacağım. Söz olsun size. Şekildeki 4 kilogram kütleli cisim ile yatay zemin arasındaki sürtünme kuvveti 5 newtondur. Güzel. Cisme 50 newton büyüklüğündeki kuvvet uygulayarak cisim 5 metre yer değiştirdiğinde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bakınız arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yaptığı iş dedi. Yani şu 50'yi benim kafamı karıştırmak için verdi. Bana net işi sormuyor. Bana kuvvetin yaptığı işi de sormuyor. Bana sadece şu adamın yaptığı işi soruyor. O halde omega ısı dedim eşittir eksi f sürtünme çarpı delta x idi. Eksi f sürtünmem eksi 5 çarpı yer değiştirmem o da 5 metre. Dolayısıyla ne kadar iş yapmış sürtünme kuvveti? Eksi 25 Joule iş yapmış. Bu ne anlama geliyor? Ondan da bahsedelim. Yani toplam enerjim 25 Joule azalacak anlamına geliyor sürtünmeden dolayı diyorum. Ve geçtim arkadaşlar. Konu biterken bugün neler öğrendik? Enerjinin korunumundan bahsettik sizlere. Yani dedik ki E mekanikin ilk hali E mekaniğin son haline eşittir dedik. Başlangıç için içerisinde neler olabilir? 1 bölü 2 M V kare olabilir dedik. MGH olabilir dedik ya da 1 bölü 2 KX kare olabilir dedik. İkisi için de bunlar geçerli. Yani bir kinetik olabilir, kinetik potansiyele dönüşebilir. Kinetik yayda depolanan esneklik potansiyeline dönüşebilir. Ya da potansiyel esneklik potansiyeline dönüşebilir. Her iki tarafta da bunlar olabilir dedik. Korunumdan enerji dönüşümüne bu şekilde bağladık sevgili arkadaşlar. Ve yorumlarınızı önemsiyoruz tabii ki. Sizce bu video yararlı oldu mu? Bize bir önerin, bir tavsiyen var mı? Sınavlarınız da yaklaşıyor. Ödüllü soruyu, geçen haftaki ödüllü soruyu bulabildin mi? Ve videoya like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Baş parmaklar yukarı. Evet sevgili arkadaşlar geldik haftanın ödüllü sorusuna. Ödüllü sorumuz ekranlarınızda cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.